Evet. Yaz sebzelerinden hazırladım. Buraya turşu musumu koydum. Birazını melemenin yapmıştım. Onu götürüyorum. Domates falan. Bunun içinde bütün sebzeler var bunun içinde. Şu çayımı da alayım. Orada yemek yapacağım. Ablama gidiyoruz köye. Evet. Evet. Şimdi diyerek yola çıkalım. Bu arada hepinize hayırlı mutlu günler, hayırlı mutlu akşamlar. Bu size akşam gelir akşam. Evet. Çünkü bugün günlerden pazar. Hadi gidelim. Haydi bismillah. Tabanlara kuvvet. Bismillah. Kus kus anam. Kız düşecektim ya, kız gözümden mi görmeyeyim. Ben turu söver. Hadi gidiyoruz. Kırt kırt ediyor, çantam ağır. Bacak ayak kırt kırt ediyor. Her indiğinde. Bayağı da güneş var. Sen ne tatlısın sen. Geldik. Kıymalı börek alıyorum. Evet, 100 liralık kabından aldım. Üzüm almak isterdim ama param azalacak. Azalacak. Yani ne yapayım? Birazdan hareket edeceğiz. Adam içeri girmedi. Ben şimdi bunu anam anam ben bunu nasıl götüreceğim? Adam içeri girmedi. Yani elimde bir şey olmasaydı bir kişiye girmeyeyim şurada. Hey Allah'ım ya Rabbim ya Allah. Ne cins? Görüyor musun? Sen şimdi yürüyerek gideceğim. Ama ne güzel güller açmış. Evet, herkes fındıkları sermiş. Tabii makineden çekiliyor. Sermiş, kurutmaya koymuşlar. İnciler olmamış. Bu kavsaklı. İşte Giresun fındıkları bunlar. Geçen Master Chef'te de çıktı Giresun fındığından. Tatlılar, yemekler yaptılar. Osmanlı yemekleri. İşte. Derede sular da şey olmuş. Geri çekilmiş. Kız bacağım da ileriye doğru gidiyor. Sular geri çekilmiş. Beni havuga yüklesen nasıl ortada bıraktın ya? Perişan oldum bak ha gidemeyim. Belim mahvoldu. Allah'tan geldim. Oh.
Ay. Ben yürüyerek geldim ha. Ana. Kuşa burada küçük yavru var. Sapsarı küçük yavru. Geldim. Kız araba gelmedi ya Murat buraya. Kader gelmedi yavrum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Ha, konuştuk da belki bilmiyorum dedi. Gelebilir miyim dedi ama gelmedi işte. Patlıcan dolmuşsa kız orada. Ben dolmuşsa geldim. Dolmuş beni kız içeri girmedi ya. Daha o kapının ağzında şeyin ağzında bıraktı ya köprünün ağzında. Mantasını çekiyordu ya araba. Anam ben yürüyerek anam. Kız bakayım abi şeye dur. Kız abi yeni doğmuş şey yapıyor. Ana. Anam yeni doğmuş. Ha biberler kız abını sulasaydın ha biber solmuşsa ya. Ha bunlar iyi. Ay. Hıyarlar olmamış anam yavrum. Bak patlıcan olmuş. Ben bunu buraya almıştım giderken. Gölgeye. Bak olmuş. Dur anam ben buna şey vereyim dur. Tamam vereyim. Kızım aha ye koydum oraya. Bak oraya aha. Anam bu beni gören kediler yavrular çok istiyor beni. Bak oraya koydum. Buraya bak bir beni al kucağına diyor. Kız olamam Nezla ben yoldur. Haydi gidelim. Murat beni bekletmez. Haydi. Gidelim. Oy. Çok tatlı. Bak oraya bıraktım. Börek bıraktım. Ha ben yanından ayrıldım şimdi. Beni aldı ya. Kediler nasıl tanıyor benim. Kıyamayacağım. Anam. Ay ne işim? Geldim. Uy. Anam. Düşerim tabii kayarım. Ya kayarım. Şey ya. Kıymalı börek aldım. İçeriden versin de. He. Sıcak. Yeni geldiydi. Yeni tamam. Çıktı. Sen beni araba. Ben sanki götüm tutuyor, başım tutuyor. Belim tutmuyor. Okulun orada bıraksaymış. Şey. Beni havruya havruda. Havruda. Hadi babama dinlerim kadar miydim de. Nazar tamam köprünün ya. Altında beni sen bırak. Olur mu ya? He. Sebze falan da getirdim ben yaz sebzesi de. He. Yani biber, patlıcan, tamam, fasulye, domates. Tamam yapar da yedik. Yaparık da yedik. Havruya bırakayım aslında da. İçindekileri alayım. Murat bisküvi istemişti bisküvi getirdim. He. Evet. Sen duş mu aldın? Hey kızım oğlum. Birazdan börek yeriz. Evet. Gel. Neşte ama. Gel. He. Bir de kız yeni mi doğdu hava bebek? He? Hava kedi bebeği yeni mi doğdu? Benim torunum mu? Kimin torunu? Bebek çocuğu onu demiyorum. He. Kız abi kediydim abi yavruydum bak. Kız anam bak. Ne çocuğum? Bak hala onu yiyememiş. Ben hep yiye baklarım. Yiydin. Kaşındırıyor boyu benim. Böcek. Kolay sivri giyeceğim. Ha sivri. Kolum aşağı etmedim. Bahçe sivrisi. Sivri. Tabii ki. Ümezler. Beni de hep yemişlerdi işte. He, beni de hep yemişlerdi işte Melen orada. Baba, bak şu hale bak. Aşağı geçtim. Ana. Bilemedim, çorapsız gün. Halinde bir şey yok. Ali Pondolu çorap var. He. Ben de yapıyor diyerek. Ağrı sulamaya gideyim dedim. Bir şey hep kurmuş ya. Olsun, bir orada bir iki kok şey kalmış. Salatalık kalmış, iki tane sapladı. Sulayınca şey olayım. Ötekiler hep kurumuş. Olmadı, olsun ya. Allah bereket versin. Ya ona da sinirlendim zavattan ya. Neyse dur. Her şeyden sinirlenmiş Ali'nin işte ben. İki de bir aşağı gidiydi. İki de bir ben köyde kalayım diye. İki de bir aşağı gidiydi. Biz kaderle konuştuk. Kader
Ben de gidiyor musun dedi bana. Bana Murat da telefon açtı. Zaten daha önce sözümüz vardı. Sen demiştin gelirsin diye. Ben boyunu açtım abi. He sen boyunu açtın. Kader bilmiyorum ki dedi. Belki gelirim dedi. Kader'den daha ben haber alamadım. Bilmiyorum ki dedi. Belki gelirim dedi. Haber alamadım. Zaten onunla da konuştum ben. Gelecekti bir şey yapmadı ama ben ne bileyim. Dur bakayım ben bir arayayım onu. Zaten gelecek herhalde dedi. Az dur bir daha arayayım ben. Gelmiyor musun dedi. Bir şey verdin mi çocuğa buna? Necla'cığım çayı demledi. Getirdi hemen oraya salata verdi yapmış. Güzel oldu. Köy salatası. Köy salatası. Domates. Aşağıdan geldi onu. O köyünü de edemiyor. Market şey market. Abi şükür et. He, sen kullanmayacaksın. Ben de geri alayım. Sen kullanmayayım mı? Kullanayım mı? Valla. Yok mu? Kızsana yok mu da şeker karşılığı? Ben seni kullanmayacağım dedim. Kız ben ağırdan geçemeyeceğim. Yok yok. Ben böyle devam edeceğim. Ya şeyci var kızla batla ben bulaşık yedim ama içeride var taşık burada. Kız yok yok. Ucuyla kullanırım ben. Ya taşık yok sandalye içeri dolu ya. Ben sen şeker kullanmayacağım dedim. Ben Murat'a koydum o zaman karşısındakine verdim önünde. Kursun da bir güzel. Gerçekten güzel. Böreğimizi yiyip, börek aldım ya. He. Turşumuzu yiyoruz. Akşama da sebzelerimizi yaparız. Güzel. Su erimemiş güzel. He oğlum. Turşun güzel. Şey gibi. Burada ne var diyor ya bakıyor. Ne var burada? Çekim olayım diye bakıyor. He he. Uyuyor. Buradan herkese selamlar. Aynen. Hayırlı işler herkese selamlar. Almanya, bizi izleyenlere, herkese selamlar. Hayırlı işler, bol güneşler. Evet. Selamlar. Almanya'da izlediler bir sürü kadar ya. Geldi ya, benim karşımda saray vardı ya. Kadın da bir yakın adamlar. Bir de şey getirdi, ne bileyim mi? Herkese verdi. Çikolatalar oluyor ya, çayı varına da, çayına varına da. Kahvesinde varlığı da sağ olsun. Biz izleyip de kız bilim evde, bilim aklım da değil. Hem biz çekiyoruz da ya. Esra değil, Esra benim bacım dedi. Ben ablasın. Kader daha yeni. Bu benim kızım burada başladı dedim. Esra dedim, Esra'nın kanalı tabii biraz büyük. Ne zamandan beri yapıyor dedim. Bilimini daha yeni başladı dedim. Ben seni nereden tanıdın dedim. Ben seni tanıdım dedi YouTube'da. Bacım şeyinden dedi, Esra var dedi, çekim yapıyor. Tamam benim bacım dedi. Anlamış, bakıyor da. Ya çocuğun yanına şey verdim dedi, geldik kapıya. Karı çok yakın ya. Çikolatalar, mikolatalar. Bizde karı çok yakın deyince, yani yok bir şey. Çünkü iyi insan. Sana yakın. İnsana çok yakın. Biraz durdular, gittiler. Dedi ki bizim evde çekilmişler, değil mi diye. Bilmem neden çıktı diyeyim diye, şaştım diye. Ne çekim yapıyorlar abi. Hangi evde? Sizin apartmanda mı? Karşımızda sarı bina var ha. He. Bu el içinde işte Almancı geldi. He. Yukarıda çok yakın o zaman ya. Senin de kızları var. Memurmuş. Çalışırmış. Uçaktan mı durdu bilmiyorum, öyle gitti. Yesene böyle. Bir çikolata, kahveler. Ondan sonra her çeşit çikolatadan çocuk gitsin dedi. Yine lafı yedin dedi. Sağ olsun Nevzat. Kendi evini bile izlemiş o çekimde. Evet. Senin çekiminde. Bu kadar da atıyor. Bir de geldiği balkonu çekiyor karşımızda ya. Doğru. Ne yaptı? Tabii ben de çekmiştim kasa. He. Senin iyi tanıyorlar ha. Sağ olsun, Allah razı olsun hepsinden. Yolda gördük, bir mağazaya girdik.
Kader tanıdılar, çocuğu tanıdılar, ben tanıdılar. Diyorsun da. Tanıdılar. Diyorsun da adım attığım yerde beni tanıyorlar. Çok güzel olmuş. Gelirken de fazla turşusunu koydum. Nasıl fazla mı aldın? He. Nerede? Kesik mi? Daha önce fasulye koymuştum ben. Koymuştum. 5 kilolardı. 5 kilolardı. Şimdi de 3 kilolar koydum. Yani 3 kilolar buradayım. Şey bir 5 kilo tuzuma koydum. 5 kilo var tuz. Ah benim yaptığım yanlış. Aslında ben var ya. O bazı der ki, şimdi kuma erir. Aslında sonra bu. Hem zaten fazla yok ki. Ben bir fasulye kurdum da 5 kilo. Erdi mi? 5 kilo mu, 10 kilo mu, ne? Yok erir mi? Çok güzel. O fasulye 10 kiloluk herhalde o. 40 liradan almıştım kilosunu. Şimdi olmuş 50 lira gene. Bağlı bağlı fasulye yok ki. Aha biraz yok. Hep durdur. Abi ben gideceğim, cibir. Keşke dedim al 40 liralıktan adamda çok vardı. Getir götürecek durumda değildir. Evet ben yola gelmez dur. Yolu ben görmedim. Getir deseydim. Hani ben kaç kilo aldım o gün? 6 kilo aldım. Ben Türkiye'dim. Bazım dedi yine ektim dedi. Ben dedi. Kızın dedi ki olur dedi. Olur dedi. Dedim ki ben bir çocuğu yiyeyim dedim. Çocuğu ne yapayım? Adam yağlık da yiyeyim. Kışın. He. Doğru düşünün. Fasulye yok dedi. Ben de bana baktım kimsenin önünde yok fasulye. Ondan sonra ben bir çay ektim dedi. Ondan sonra dedi olursa veriyorum sana hala. Kimsini getiririm dedi. Hep 35'ti, tut 50'ydi. Buraya bir kere rast geldim. İşte ondan da işte 6 kilo aldım. Alsana işte 10 kilo ama hayır, üzerimde. Az önce annem aradı da görüntülü Emine aradı. Murat. Murat'ı az önce kimle görüştük az önce biz? Menajeri Fırat Çöloğlu'nun. Fırat Çöloğlu'nun menajeriyle görüştük. Şimdi diyor buna şeyde diyor, ben veremem ondan habersiz diye hani vermem. Numarasını. Fırat olsa verir değil mi oyuncu? Kendinden alabilirsin ama menajeri verme şeyine sahip değil hani. Ne der, kızar mı? Tabii oyuncu. Ki yani her önüne gelene vermiş olur, kuralları yıkmış olur, olmaz ki. Bu kanun yeni mi çıktı? Bu kanun yeni çıkmadı. Kimse kimsenin izin almadan numarasını ondan buna veremez. Değil mi? Ama 2 günlük dünya. Bugün var, yarın yoksunuz. Bunlar da, bunlar için de geçerli. Bugün var, yarın yok menajerler, oyuncular değil mi? Haklısın. Ne kadar Türk sineması oyuncuları gitti öte dünyaya. Hepimiz için geçerli bu oğlum. Niye söylemedin menajere? Ama şimdi şöyle bir şey var. İnsan oğlumuz... Beni İnsan kırmaz oğlum, değil mi Fırat? Verir. Kırmaz. Numarasını. Seni kırmaz ama... Ama o şey tutuldu. Menajerinde iş yok. Yok ondan değil hayatım. Ne dedi? Maalesef bebeğim, ne demek? Maalesef veremem. Maalesef veremem dedi. Çünkü ondan izin almadan onun vermediği bir şeyi ben veremem. Sen de söyledin, laf attın değil mi? Anıl Altan bile verdi dedin. Hayır. Anıl Altan'la görüştürdüm dedim. Şimdi de istediği yani çocuğumuz dedim... İstiyor onunla görüşmeyi. Evet, Fırat'la. Fırat Çöloğlu'yla. Uzun zamandır görüşemiyorum. Evet, İstanbul'a hiç dedim. Kimse götürmüyor. Akrabada iş yok. Tuzlar. Tabii, iş yok akrabada. Karşı tarafta amcam falan var. Tamam, iş yok dedim. Götürmüyorlar dedim. Tamam, hiç yok. İstanbul'a gezmeye. Tamam, biz daha fazla Murat'ı konuşturmayalım. Anlatamayız şu an çünkü başım ağrıdı. Akrabada iş yok. Tamam canım. Onlar duruyor İstanbul'da, beni götürmüyorlar hiç. Ben İstanbul'da dursam seni götürürdüm yani. Hepsi şey. Daha önce... Aziz Allah Celle Şanı, Aziz Allah Celle Şanı.
Köyde şey bu ikindi ezanı akşam diyorum. Köyde ezan dinlemesi de çok güzel oluyor. Yurt içi yurt dışı herkese selam olsun. Özellikle bu ezan, yurt dışında ezan minarelerden dinleyemeyen gurbet kuşlarıma gelsin. Neyse canlarım, hepinize sağlıklı, mutlu, hayırlı günler, hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Burada bunu kapatayım, biraz böyle stres atmaya geldim buraya. Biraz böyle stresimi atayım. Dere sesine su da çekilmiş. Biraz böyle dere sesi dinleyerek azıcık uzanmak istiyorum. Akşama da kalkıp bir şeyler yaparım. Yarın sabah da gene devam ederiz. Hadi öpüyorum. Allah'a emanet ediyorum hepinizi. Hoşça kalın.